Serimize kaldığımız yerden Goody ile devam ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü artık içerikleri çeşitlendirmeye başlıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Kripto analizleri de yapacağım yavaş yavaş. Kripto paraların analizleri de gelecek. Bunlara ilk örnek Ethereum analizini yaptım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Hele ki kriptoların şu dönem ne yükselim ne düşeyim ne yapacağını tam belli olmadığı kestiremediği canının ne yapmak istediğini bilinmediği bu dönemlerde. Şimdi Goody ile ilgili de öncelikle şunu söylemem gerekiyor. 21 lira 50 kuruş kapatmış bugün. %3.5 bir eksi de kapatmış. Aslında baktığınızda Goody bunun hissesi 68 milyon mu ne? Düşük hisseli olduğu için ve baktığınızda e, Brisa bunun büyük çoğunluk darı ve bu tarz iki tane aynı sektörde şirket varsa ki e, Birisa mesela Gudi gibi hep bunlar önde olan şirket gidiyor. Mesela bunu somutlaştırmak için şunu söyleyeyim. Mesela Ereğli var, İşdemir var. E, Ereğli hep önde gidiyor mesela. Ya da ne bileyim Kardemir var, Kardemir B var. Önce Kardemirler gider. bu tarz aynı sektörde birbirine bağlı iki şirket varsa genelde önde olan şirket her zaman daha hızlı yükseliyor. Diğeri yerinde sayıyor ya da geç yükseliyor. Bu arada Birisa'nın da analizi var. Onu da kanalda bulabilirsiniz. A'dan Z serimizde. E, Goodie'de, özellikle dolar bazlı, bu sefer dolar bazlı bakmak istiyorum. ilk önce. Çünkü şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Pardon yanlış oldu. Geçen seneki yükseliş evet yapıyor ama yeteri kadar yükseliş yapamıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bakın şu anda 0.67 dolarlarda. Bunu 2 sene önce alan 56 centlerden alan, şuralardan alan, Temmuz'da alan kişi hala aynı fiyatlara geliyor. Ha diyeceksiniz ki burada niye satmıyor 1.29 larda Daha yukarı beklentisi var. Zaten bunun da daha yukarılara gitmesi gerekiyor aslında bakarsanız. Bunda tabi bir sebebi de hem lot sayısının az olması hem de az önce dediğim gibi aynı sektörde abisi olduğu için yani bir ise o daha öncelikli gidiyor. Aynı şekilde bu şeye de benziyor mesela. Eczacıbaşı ilaç var bir de eczacı yatırım var. O tam benzer olmasa da bir holding tarzında. Her, ne, her neyse ben e, ne demek istediğimi anladınız siz o yüzden belki de bakarsanız lotlar toplanıyor bilemiyoruz yani satsanız belki varsa elinizde o zaman gider ya da satmazsanız gitmez bu iş böyledir ama önemli olan biz analizimizi yapalım aslında trendi de güzel yani 20 aylık baktığımızda her ne kadar TL'ye bazlı bakın hep yükselerek gitmiş. Ta buralara kadar mesela Ağustos 2020 pandemi ne zaman? Mart 2020. Baktığınızda Mart 2020'den beri güzel bir trendi var. Yani şu trendini bozmamış. Her ne kadar burada tabii ki diyeceksiniz ya nasıl bozmuş burada yeni bir trend yapmış kendine diyeceksiniz ama yeni bir trend olsa bile ana trendi şu çizgi şu destek üzerinde yani 20, ay, 20 aylık 50 aylık ortalamanın hep üstünde. 20 aylığın zaten üstünde 50 aylığa uğramamış. Yani burası hem ortalama hem destek kuvvetli destek olur. Yani 14 lira 80 kuruş. Bu önemli. Yani illa gelmez. Gelmeye de bilir. Ama belli de olmaz bu kadar zaman buralarda devam eden ise. Örneğin 0.65 sent şu anda. Biliyorsunuz önce dolar yükseldiğinde genelde hisseler ters tepki verir. 35 olsa mesela 22 yerinde sayar. Saymış olur. O yüzden gelmez gelmez demeyin. Şuradan da ama seviyesini vereceğim çünkü bu ara trendtir. 19 lira 10 kuruş. Bu iki seviyeye dikkate alan Çok şey kaybetmez yani Bakın şuradan şöyle bir düşen trendi var aslında. Burada da bir üçgen var. Tam ortada. Yani eğer yukarı doğru Sıkışma devam ederse özellikle üst bantlara şuralara doğru bir sıkışma devam ederse ardından Acimli bir kırarsa Şuradaki zirveleri 29 ilk etapta, 29 hatta daha önce gördüğü şu tepeleri, bakın şu tepeye çünkü şuradaki tepeyi daha önce görmüş, bakın. Şu atakta, şuradaki atakta şu tepeleri görmüş. Aynı şekilde bu sefer burayı ya da buraya, ya ilk önce buraya görür satışlar, sonra buraya ya da buraya da götürebilirler. O artık tahtacının keyfine kalmış. Tahtacının keyfine kalmış diyorum. Çünkü lotlar az hisse gitmiyor, yani o kadar gitmeyecek kadar kötü bir hisse değil. Şuradan da şu şekilde bir desteğimiz var. Bakın güzel bir destek bulduk. Şöyle bahsedeyim. Şundan bahsediyorum. Aşağı doğru düşse de şöyle bir düşen trend yaptıysa da elca seviyeler 3 aşağı 5 yukarı buralar. 19 lira 10 kuruş dedim. 14 lira burada aşağıda ana trend desteği var. Onun 19'un 19 16'da korkutmak amaçlı 16 25 lira olabilir vay ölüyoruz buradan 14.80'e gidecek 1480'in altından aşağı devrileceğiz diyor bir şey yapılabilir çünkü 14.80 kırılması gerçekten yani 4 senelik bir destek zaten kırılıyorsa çok başka şeyler oluyordur demek buradaki direncimiz neymiş 24 lira 92 kuruş 25 lira diyelim Buradan bir 25 lira. Ardından dediğim gibi 28 29. Hatta şöyle yapayım. 28 de var burada ama ben 29'u yazacağım. Çünkü ben 25'ten sonra direkt 29'u beklerim. Yani buradan satış bilsem bile derim ki bu 29'a gitmeli gitmesi gerekiyor. 29'un üzerinde olamaz mı daha yukarı bir seviye? Hani olur ya 29 zaten daha önce gördüğü tepe. Zaten ya, zirveye gittim mi de hemen buradan bir 20'den %100 yapıp 40 liraya gitmiyor vesaire. Ya oldu ki hadi gitti diyelim. Ne yapabilir? Bakalım %100 yapabiliyor mu? Daha aç seviyelerine de bakacağız tabi. 3 aşağı 5 yukarı işte 36, 80 36 80 olur. Eğer 29'u kırarsa yukarı tekrar gidiyorsa 30 36 80'ler 7 lira vesaire yükselmiş olacak. Hani o şeyde o bayağı yükseldi. Evet kopuyoruz. Algısı yaratabilir. Onu 36'ın üzerine kalıcı olup olmadığını daha anlayacağız daha çok. Şuna bakacağım önce. Şurada bakalım ne kadar ne geri almış mesela şu çıkışın. Şuradaki çıkışın yani Temmuz 2023'teki. Aslında buradan güzel devam edebilirmiş. 0.78'ine gelmiş neredeyse. O da ne yapıyor? 16 26 dediğim gibi 16'lar o zaman güzel destek. Yani 0.78 Bakalım şu anda nerede? 0.50'lerde. 0.50 ile 0.38 arasında sıkışmış. Peki diyelim ki Bakın 1.618 ne dedim? 36.96 36.80 37 liralar. O yüzden şunu şunu güncelleyelim hatta düzeltelim. 37 TL 1618'ine bu 36 TL'ye dikkat etmekte fayda var. Şu anda bakın ortalamalarında üstünde aylıkta. Günlükte bakacağız gene. Hani daha kısa da ne yaparsın Aşağı yukarı söyledik ama 0.78'i ne yapıyor? Şurada yazmayacağım ama 26.50 yani 26.50'nin üzerinde kaldığı sürece de yazayım. 26 50'nin üzerinde kaldığı sürece, burada 2-3 gün kapanış yaptığı sürece de, o zaman bu 29'ları zorlamaya, yani 29'ları hedef yaptı diyebiliriz. Onun üzerine bile hatta gidebilir diyebiliriz. Şöyle haftalığa bakalım bir tobo vesaire görünümü var mı? Dikkat ettiyseniz zaten bakın destekten. Zirve direnç, destek direnç. Şurada biraz kırmış, üst banda geçmiş diyelim. Oradan tekrar ana trend desteğine bakın. Bir, iki, bir daha gitmiş. Üçüncüyü değmiş, bir daha gitmiş. Artık bu bir daha değecektir muhtemelen buraya. Tamam mı? Bu kadar geldi. Ama burada değer, ama daha önce değer. Sonra buraya tekrar desteğe gelmese bile, desteğe de gelse, destekten önce de buraya kırarsa, yukarı işte o zaman... Bu 26 29 buraya bir atak başlayabilir. Yani bir zahmet başlasın artık yani hele ki bu artık şimdi bir düzeltme yaparsa endeks bu da düzeltme yapar biraz daha. Dediğim gibi 19 onlar 16 25'lere ondan sonraki yükselişinde eğer devam edecekse borsa daha da yukarı gideceğinden bunun da yükselişine devam etmesi gerek. Yani en azından bir dolarlarda tutunsun kardeşim yani. Sen koskoca Goodyear's'ın ne olursa olsun ya. Bir birise var. Bir de Goodyear var yani. Bir falan da yok yani borsada yani rakip olabilecek diyeceksin ama O yüzden açıkçası buraları hak etmiyor. Bu şu anda bulunduğu seviyeyi hak etmeyen birçok hisse var gerçi. Say say bitmez. En büyüğü mesela bunlardan biri Türk Telekom. 20 lira 80. Bakın şu önemli. Günlükte olduğu için söylüyorum. 20 lira 80. Bu kadar seviyeye. Yani yarın da bir %3 yapsa ne yapıyor bakalım. 21 lira 50 kuruş. Hatta yüzde buçuk yapmış. 20.77 e de yani. Dediğim seviyelere geliyor. Tabi her gün bu kadar yapar mı onu bilemeyiz ama günlükte 20 lira 80 hedefi var. Evet. Burada da 23 lirası var. Yani bu hisseyi Şöyle söyleyeyim günlükte kısa vadede adamlar 20 ile li, 23 lira arasında getirip götürebilir. Getirip götürebilir. Biraz ömür yiyebilir. Hatta şöyle de yapabilir. Bu trendde böyle bu şekilde bakın buraya çarpar tam aha dirence geldi kopuyor der. Dersin deriz. Ardından şu desteği de desteği belki kırdırır biraz aşağı şuradaki diplere kadar. Ondan sonra bu desteği çarptırır. Böyle gelir. Ondan sonra kırar vesaire. Yani zaten ömür törpüsü bir durumu var. Şu anda 37'nin üzerine şey yaparsa tekrar bakılır. Hatırlatın 37'yi bir önceki analizden yani tekrar bakar mısınızdan ziyade yani daha önceki analizdeki seviye işte şuydu 37, 35, 40'lı neyse. Onu geçti. Tekrar bakar mısınız? O şekilde derseniz tekrar bakılır 37 kırılırsa. 067 aylığa çevireceğim tekrar. Çünkü niye 37 diyorum bir dolarlara? Bakın buralarda zaten 2021'de 1.5'u görmüş. 23'te 2023'te 2022'de görmüş biri. Burada görmüş 1 dolar. Bu tekrar görecektir. Ama önemli olan 1 milyonluk soru ne zaman göreceğiz? Zaten şuradaki diplere de yakın. Yani nereden baksanız şurası neresi? 2022 daha öncesi 2019 yani 2020'de bile 42 sent o kadar da gelmez artık. Ancak ya pandemi olacak ya malum afet vesaire olacak olmaz inşallah. O yüzden 0.54 cent'i her zaman bir prensip olarak yazıyorum. Dip seviyesi belli olsun diye buraya gelecek diye söylemiyorum. Dip seviyesi ilk etapta bu yani şurada eğer 39 da var derseniz 39'a bilemiyorum. Artık her şey tepe taklak gidiyordur demek. Buradan da bir düşen trendimiz var. Hatta ve hatta şunu böyle yapana kadar şöyle yaparsak 2017'den gelen evet güzel daha güzel. Tabi şurası da var ama ilk etapta burası 1 dolar 5 cent. Ne yapıyor 1 dolar 5 cent? Dolar böyle kalsa 33 lira seviyeleri yapıyor. Daha yukarıda şurada bakın şurada bir buçuk ya. Şuradaki bir düşen trend de yapabilir. 1.28'de. Çünkü burada ne yapmış? Şurada mesela yükselmiş. Ama burada bir alçak tepe yapmış. Burada bir daha bir alçak tepe yapabilir. Her ihtimal mi? Gözden kaçırmamak lazım. 1.28. Buraya 1.05'ten sonra 1.28'e bakarsanız bir atak yapar. Hani insanlar uçuyor, kaçıyor desin diye. 1.28 bu arada ne yapıyor? 41, 28. a 41 lira uçmamış mı olacak? 20 liradan birebir yapmış oluyor. Uçmuş, uçmuş kaçmış olmuyor mu bu 1.28? Diyen olabilir. Birebir baktığınızda evet ama bu zaten gitmesi gereken bir hedef yani 41. Bunun üzerinde bir yere gidiyorsa yani şuraya gidiyorsa eğer ikilere. 2.33'lere, 2.5'lara. O zaman dersiniz ki bu normal ilk önce uğraması gereken hedeften çok daha öteye bir yere gitti. O zaman bu uçtu kaçtı diyebiliriz. Zaten şuradaki bu 2.33'e de gelmeyebilir. Şuradaki tepeler daha önce bırakmaz bunu. Yani gel gelmez derken buradaki tepeler tutar 2 dolarlar. Ondan sonra yoluna yukarı devam edecek. Tekrar bir satış yiyip buradaki tepelerden mi dönecek? O zaman bakılabilir. 2 dolarda nereden baksanız şu anda 32.25'ten şu anki haliyle bile 64 lira var oluyor. 10 yukarısına gidecek mi? O zaman tekrar bakılır. Evet. Başka şu anda söyleyeceklerim bunlar açıkçası. bu ile ilgili çok kötü de değil, iyi de değil. Ortada bir durumu var. Başka ekstra eklemem gereken bir şey var mı diye bir göz atıyorum. Evet. 1.05, 1.14. Hatta 1.14'ü e de yazalım. Şöyle 1 dolar 14 sent. Yani olabildiğince çok seviye vermeye çalışıyorum ki her e, her hareketinden haberdar olalım diye. O yüzden kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.